Memduh Bey. Gelebilir miyim? Gel. Gel, ben de seni bekliyorum. Korkut sonunda dayanamayıp seni buldu demek ha? Yok. Ben Korkut'u hiç görmedim. Buraya kendim geldim. Yalnız fazla kalamayacağım. Yılmaz'a yalan söyleyip geldim de. İyi misiniz? Nasılsınız? İyiyim. Aslı. Kal burada. Ben seni Yılmaz'a karşı korurum. Hiç korkma. Senin yanına bile yaklaşamaz. Ha, hazırlandınız mı? Umut, gel al şunu. Emine. Dediğimi unutma, tamam mı? Bak, alışverişinizi yapıyorsunuz, hemen eve geliyorsunuz. Ha bir de o herif karşınıza çıkarsa, Umut hemen koşup bana haber veriyorsun. Tamam dayı, sen merak etme. Hadi çabuk gelin. Tamam. Korkut oğlum, kardeşini düşün. Bak, benim bir ayağım çukurda. Senin durumun belli. Bizden sonra kim sahip çıkacak bu gariplere? Hayırsız kocasına mı güvenelim? Gönül Hanım hakikati öğrensin. Biz de rahat ederiz. Ben her şeyi hallettim Hakkı Baba. Bana bir şey olduğunda bütün gerçekler ortaya çıkacak. Merak etme. Ne olacak? Ne yapacaksın? Bir CD hazırladım. Baştan sona her şeyi anlattım CD'de. CD Emine de. Bana bir şey olduğu zaman anneme verecek. Ya bu Emine'nin hali ortada. CD hatırlayacak durumu mu var? E tamam işte, sana da anlatıyorum. Eğer işte bir şey olursa sen devreye girersin. CD burada, evin içinde bir yerde. Oğlum inatlaşma. Gönülle konuş. Hakikati öğrensin. Ya inat falan değil Hakkı Baba. İnatlaşmıyorum ki. Ya o kadar çok yalan söyledim ki. İntikam alacağım derken insanlıktan çıktım. Böyle nasıl geçeceğim annemin karşısına? Zaten öleceğim. Ne var, bir şey mi oldu? Aslı senle mi? Hayda, yine başa döndük. Adam gibi cevap ver, evet ya da hayır. Hayır. Nereye gider bu kadın? Telefonunu da açmıyor. Ne bileyim ben ya, bekçisi miyim? Bir şekilde dönüp dolaşıp gelir senin yanına. Kürkçü dükkanı orası sonuçta. Gerçi bazen yolunu şaşırdığı oluyor da. Hakkı Baba, benim biraz işim var. Bizimkiler sana emanet.